Alim, korkma Alim. Kurtulacağız biraz sonra, ha? Az kaldı, korkma. Çok şükür, çok şükür. Bak kaybettirdik izimizi. Biraz sonra baba gelip bizi aşağıdan alacak, ha? Tamam mı? Şimdi ağlama oğlum, tamam mı? Güzel oğlum benim, Alim. Gönül! Hayırdır? Nereye? İmdat! İmdat! Kurtarın beni! İmdat! Dur bakalım. Ağam! Ne olur! Yalvarırım, bana bağışla oğlumu, ne olur. Benim oğlum o. Alma oğlumu elimden. Olmaz Gönül. O benim oğlum. Senin oğlun değil. Ver onu bana. Yapma ağam, yapma. Olmaz Gönül, olmaz. O benim oğlum. Yapma. Dur be sen. Al şu bebeği. Ver. Yapma. Yapma ağam. O benim oğlum. Ne olur bana sabır ver. Geri verin oğlumu. Ver. Ver bebeği, ver. Buyur ağam. Oğlum. Alim. Ali? Oğlum? Oğlum neredesin? Ali? Oğlum? Oğlum? Affedersiniz, oğlumu gördünüz mü Ali'yi? Oğlun henüz buraya gelmedi. Buraya gelmedi mi? Neresi ki burası? Ferah kapısı. Ferah kapısı mı? Daha önce hiç duymamıştım. Olur mu? O kadar çok duydun ve üstelik de duyurdun bu kapıyı. Duydun mu? Ama nasıl olur? Burayı da, sizi de ilk defa görüyorum. Görmen ilk. Ama ben duymak ve duyurmaktan bahsettim. Kusura bakmayın. Oğlumun telaşından olabilir. Ama ne dediğinizi hiç anlamadım. Siz öğretmenlik de yapar mıydınız? Öyle fazla okumuşluğum yok. Ama elimden geldiğince köydeki çocuklara yardımcı olmaya çalışırdım. Biliyorum. Biliyor musunuz? Kimsiniz siz? Bakıldığında olan biteni, olanı biteni olduğu gibi yansıtan bir ayna. Vicdan aynası anlayacağın. Vicdan aynası mı? Evet. Her şeyin kaydedildiği bir vicdan aynası. Senin hakkında bildiklerim de kaydedilmiş malumatlar. Neler kaydedilmiş ki? Bir örnek vereyim istersen. Bir gün öğrencilerine şöyle bir şey okumuştun. Eyvah, aldandık. Şu fani dünyayı sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Şu hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçip gitti. Şu temelsiz ömür bir rüzgar gibi uçar gider. Aman Allah'ım. Yoksa burası... Yoksa ben... Evet... Rüya sona erdi. Ömür rüzgar olup uçup gitti. Şimdi uyanma zamanı. Demek öldüm ha? Demek böyle. Fakat oğlum, Alim, benim bir oğlum var. Ben öldüysem ona ne olur? O da mı öldü? Ama oğlum bensiz ne yapar? Ölmemiş olmalıyım. Hayır, ölemem. Oğlum daha çok küçük. Ölmemiş olmalıyım. Ölmüş olamam. Öldürdük mü yoksa kızı? Evet ağam, ölmüş. Aptal kız, aptal. Kendini öldürene kadar uğraştı. Hayır Kadir ağa. Yine yanıldın. Ölmedim ben, bak buradayım. Hı. Kendini öldürdü. Ben de oğluma kavuştum. Kendine gel Kadir ağa. O senin oğlun değil, o benim oğlum. Ver onu bana. Tamam oğlum, tamam. Ha, ne güzel uyuyor. İşte artık babanın kucağındasın yavrum. Delirdin mi sen ağam? Versene oğlumu bana. Yavrum benim. Ha Veysel, bir çukur aç. Gönül'ün cenazesini göm şuraya. Baş üstüne ağam.
Ne cenazesi Kadir Ağa? Buradayım ben. Ben de şöyle kestirmeden köye doğru gidiyorum. Ben miyim o? Ölmüşüm ben. Ölmüşüm gerçekten. Aman Allah'ım. Affet beni ya Rabbim. Affet. Affet. Affet beni ya Rabbim. Acı şu günahkar kuluna. Ferah çıkar Allah'ım. Beni geri gönder. Lütfen. Niye? Boşa çok zaman harcadım. İbadetlerimde eksiklikler var. İnsanlara daha çok yardım edebilirdim. Ama yapamadım. Lütfen geri gönder beni. Buradan geriye dönüş yok. Artık istikamet ancak ahiret yurdu. Sizce durumum nedir? Bir şeyler söyleyebilir misiniz? Ben hesabımı verebilir miyim? Gaybı da, kalbin derinliklerini de sadece Allah bilir. Önce bütün hayatın bir film şeridi gibi önüne serilecek. Ve her karenin üzerinde yüzleşme olacak vicdanında. Her kare mi? Evet, her kare. Bunca ince hesaptan insan nasıl kurtulabilir? Oradan buraya taşınan halis kullukla bir dilekçe olur bu güzellikler. İlahi inayetle de bir kurtuluş olur. Ne çetin bir işe başlayacağız desenize. Bakın, oğlum Ali'yi bile unutuverdim. Kişi hep sevdiğiyle beraber olur burada. Ama şimdi, ama az sonra. Önce hayat hikayenden başlayalım. O adam aslında çok kötü bir adam değildi. Önce babası. Yani Mahmut Ağa küçüklüğümden beri bize sahip çıkmıştı. Sonra kendisi de hiçbir art niyeti olmadan sahiplendi beni. Babam gibiydi adeta Kadir Ağa. Fakat baban gibi olan Kadir Ağa en sonunda seni öldürdü. Enteresan. Evet. Şimdi ben de şaşırıyorum buna. Bari en başından anlatayım da dinleyin beni. Babam köyde onun yanında çalışan bir işçiydi. Dön de seyret kendi hayatını. Gönül, yürüsene kızım. Geliyorum anneciğim. Gel. Babacığım. Bey, yemeğini getirdim. Gel hadi. Geliyorum, geliyorum. Çok az bir işim kaldı. Babacığım. Çıkma oraya. Annenin yanında dur. Babacığım, hadi. Babacığım, ben de geleceğim. Hayır kızım, düşersin. Ne olur ben de çıkayım yukarı. Ne olur babacığım. Hoş geldiniz Cafer Kahya. Ağam yok mu? Hoş gördük Nimet bacı. Ağam yok. Hasan'ı almam için gönderdi beni. Hayırdır? Hayır, hayır. Maşallah. Hasan öyle bir çalışıyor ki bütün ahali ondan memnun. Ağam da bunun için ona ikramiye verecek. Ne verecek? Yani fazladan para verecek. Ödül. Ha. Onun için çağır. Nasıl gidiyor Hasan? İyidir Cafer Kahya. Hayrola? Ağam beni niye istiyor? Hayırdır hayır. Hele sen gel hele bir. Bacım. Nasıl gidiyor işler? Ben sen nasılsın? Ben de geliyorum baba. Gönül. Gönül kızım çekil oradan. Kızım çıkma yukarı. Ben de senin yerine geleceğim baba. Gönül çıkma oraya. Gönül. Gönül. Baba. Hasan! Ne kadardır bu halde? Kocasının ölümünden beri doktor. 2 ayı geçti biraz. Durumu iyi değil.
Kocasının ölümü onu çok etkilemiş. Doğru. Üzülmüş ona. Ağam bile perişan doktor bey. Ağanın en iyi, en çalışkan adamıydı onun kocası. Ne yapacağız şimdi? Allah'tan ümit kesilmez. İlaç yazacağım, onları kullanacak. Bekleyeceğiz. Hadi eyvallah. Güle güle doktor bey. Gönül. Gönül. Nasılsın kızım? Bak annenin ilaçlarını getirdim. Hadi gel de içirelim onları. Hadi gel. Heh. Peki sen burada dur. Gönül. Ah bahtsız yavrum benim. Ah güzel. Anneni de kaybetmişsin. Kızım. Üzülme sen yavrum. Üzülme kızım. Ağam rahmetli babanı çok sever. Seni ağama götüreceğim. Artık bir ağa kızı olacaksın. Ben de gözümü senin üzerinden çekmeyeceğim. Allah saklasın. Bana bir hal gelirse, o zaman da benim oğlumun gözü senin üzerinde olacak. Artık sen bir ağa kızı olacaksın. Üzülme kızım. Üzülme. Hadi bakalım. Baştan başlayalım şimdi. Bu hangi harfti? Elif. Aferin. Peki bu? Cim. Şimdi de bunu oku bakalım. Vav. Aferin Ali. Bak ne kadar kolay, gördün mü? Bir de korkuyordun Kur'an okumayı öğrenmekten. Evet abla, gerçekten çok kolaymış. Tamam. Bak şimdi iki harf yan yana gelince nasıl okunuyor ona bakalım, tamam mı? Şuradan başlayalım mesela. Bunu oku. Bir düşün. Nasıldı? Babam geldi. Oğlum babam. Aslanım. Hoş geldin ağam. Eyvallah eyvallah. Nasılsın oğlum? Nasıl gidiyor dersler? Süper baba, çok kolaymış. Ablam bana öğretiyor. İyi öğrenebiliyor musun bari? Maşallah ağam. Çok çabuk kapıyor ağam. Çok akıllı. Kimin oğlu? Olacak o kadar. Kaya, al bakalım. Güreş bununla biraz. Kendisini savunmayı öğrensin. Tamam ağam. Hay Allah senden razı olsun. Cümlemizden hayır. İnşallah ağam. Gel bakalım. Yıllar yılı Zeynep annenle birlikte nasıl kavrulduk evlat hasretinden bir bilsen. Sonra sen geldin evimize. Allah da senin yüzün suyu hürmetine bağışladı bize Ali'yi. Estağfurullah ağam. Asıl siz olmasanız ben ne yapardım anısız babasız. Bir de Allah'ın izniyle mürüvvetini görebilsek kızımı. Hadi bakalım, yemek yemeyeceğiz mi bu akşam? Yemek hazır Kadir ağam, buyur gel. Hadi bakalım. Abla, abla. Bunu sana gönderdiler. Merhaba Gönül. Teşekkür ederim. Çok sevindim geldiğin için. Ben buraya sen sevin diye gelmedim Ruhi. Böyle kaçak göçük görüşmek ne sana ne de bana yakışmaz. Lütfen bir daha bana böyle mektup yazıp gizli yerlere çağırma. Niyetin o kadar ciddiyse gelip beni istihamdan olsun bitsin. Ne? Sağ ol kızım. Eyvallah, sağ ol. Demek Gönül'le evlenmek istiyorsun, öyle mi? Evet ağam.
İzniniz olursa tabii. Ya iznim olmazsa ne olacak? Kaçıracak mısın kızı? Ben Gönül'ü gerçekten seviyorum ağam. Gerekirse onu da yaparım. Bak sen. Demek ki Kadir Ağa'nın kızını kaçıracak kadar gözün kara, öyle mi? Ben bu çevrede Gönül gibi iyi bir kız görmedim ağam. Onca zamandır peşinde dolanıyorum. Daha bir kere bile elini tutamadım. Doya doya yüzüne bile baktırmaz. Ayrıca bilgisi, yaşantısı da cabası. Böyle bir kız için kusura bakma ama senin karşına dikilmeyi bile göze alırım. Bak Ruhi, seninle açık konuşacağım. Bir ağanın yanında çalışana bir kız vermesi doğrusu olacak şey değil. Gönül'ü çok sevdiğini söylüyorsun. E onu ben de çok severim Ruhi. O kadar ki bir an bile olsun gözümün önünden ayrılmasını istemem. İşte bu yüzden kızım bir an olsun gözümün önünden ayrılmasın diye onu dışarıdan başka bir çocuğa vermek istemiyorum. Ama bir de Gönül'e soralım. Eğer o da istiyorsa seninle evlenmeyi, sen de benim damadım olursun oğlum. Tamam tamam, otur otur. Otur otur otur. Tebrik ederim. Ederim. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tebrik ederim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Tebrik ederiz. Allah mesut etsin. Ben de seni, olsun. Ben de baba. Ya baba. Ya baba. Evlenmesin ablam. Evlenmesin. Oğlum dur. 50 kere anlattık ya sana. Evlilik de gidecek değil ya. Beraber yaşayacağız. Aynı evdeyiz. Ya olmaz. O herif varken ben ablamın yanına gidemem. Aa. Hala ağlıyor mu bu? Oğlum sussana. Ya susmayacağım, bana ne? Evlenmesin abla. Hadi giy elbiselerini. İstemiyorum giymek. İstemiyorum. Kıskandı Gönül'ü. Kıskandı Gönül'ü, kıskandı. Acaba diyorum vermese miydik kızı? İlahi Kadir Ağa, vermeyip de ne yapacaktık? Turşusunu mu kuracaktık güzelim kızı? Neyse. Canım yine de bizimle birlikte olacak ya. Hadi bakalım. Çok. Teşekkür ederim ağa. Öpeyim. Öpeyim ağa. Canım. E hadi çalsanıza. Ne duruyorsunuz canım? Gönül, biliyorsun ben çok zengin biri değilim. Ama inşallah sana hiçbir şeyin eksikliğini hissettirmeyeceğim. Benim bir eksikliğim yok zaten çok şükür Ruhi. Mutluyum ben. Bunlar ne ya? Üzerime düşüp duruyor. Hadi damat bey, kalk da oynayalım biraz. Hadi. Hadi. Ali, ne yapıyorsun sen orada? Evlenme o adamla. Evlenirsen beni sevmeyeceksin. Olur mu öyle şey? O nasıl söz? Seni hep seviyorum. Hadi gel yanıma. Ha? İstemem, gelmeyeceğim. Gel, 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 gel. Hayır! 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 Hayır!
Tutukluyorlar Gönül. Ama olanlar bir kazaydı. Seni neden tutukluyorlar ki? Kaza ise kaza. Neticede benim oğlumu öldürdü. Hiç mi hapis yatmayacak yani? Ama ağam, eğer sen şikayetçi olmazsan gitmesine gerek kalmaz. Sen de biliyorsun Ruhi'nin bu işi bilerek yapmadığını. Ne olursa olsun, benim çocuğumu öldürdü. Cezası neyse çekecek. Götürün. Ne olur. Götürmeyin. Tamam yürü. Ne olur. Dön önüne hadi dön. Ne olur götürmeyin onu. Gönül. Ne olur götürmeyin. O benim bir günlük kocam. Ne olur yapmayın. Allah'ım. Ne olur bana sabır ver. Ne olur ya Rabbim. O an sanki bütün dünyam karardı. Bir tarafta bana sahip çıkmış insanlar. Bir tarafta kocam. Ve ortada kardeşim bildiğim Ali'nin cenazesi. Çok acı bir durumdu. Peki ne yaptın o zaman? Olanı biteni anlamaya, okuduğum kitaptakileri yaşayarak doğru yolu bulmaya çalıştım. Kitaplar ne anlatıyordu? Kader adalet eder. İnsanlar zulmeder diyordu. Nice şer görülenler vardır ki sonu hayra çıkar. Nice hayır zannedilenler var ki akıbeti şerde odaklanır. Peki bu okuduklarını hayatına, olanlara uyarlayabildin mi? Gayret ettim. Ama bilmiyorum ne kadar başarılı olabildim. Peki hiç şikayetçi oldun mu? İsyan ettin mi? Bilmek ayrı, yapmak ayrıdır bilirsin. Allah'a şükür farkına vararak bir isyanım olmadı. Belanın kaynağını bulan ve sabredenlere perdeler açılır birer birer. Varlık hikmet dilini çözer. Göz görülmezi, kulak işitilmezi, kalp bilinmezi sezmeye başlar. Tıpkı dondurucu soğuklardaki karla kaplı araziler altındaki gizli buharı görüverir insan. O güzelliklerin sıcaklığında duymaz olur ne tipiyi ne de boranı. Ama ben aciz bir kuldum. Yapayalnız kalmıştım. Yeterince bu hakikatleri benimseyememiştim. Bu da benim için yepyeni imtihanlar demekti. Hayat hep bir imtihandır. Farkında olanlar için de her imtihan bir yükselme rampasıdır. Zorlar insanı ama hedefe başka türlü gidilmez zaten. Benim için sevdiklerime yepyeni bir imtihan süreci başlamıştı. Hadi in. İn. Yürü. Bundan böyle bu evde yaşayacaksın. Oğlumun katilleriyle aynı evde oturamam. Ağam biz katil değiliz. Sus. Sus. Cevap verme bana. Nankör. Oğlum sizin yüzünüzden öldü. Ölmedi mi? Arkada ahırda bir inek var. Onu sağ, sütünü sat, onunla geçin. Benden bu kadar. Hadi Kaya yürü. Anne. Allah'ım, sen bana yardımcı ol. Sen sana inananları yüzüstü bırakmazsın ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elim kırılsaydı da çekmeseydim o tetiği Gönül. Çekmeseydin daha iyiydi Ruhi ama yine de elim kırılsaydı da deme. Allah Ali'ye ömür yazmamış. Ne yapalım? Mukadderat. Sana çok mahcubum Gönül. Evlendin. Daha ne olduğunu anlamadan kocan düştü hapis damlarına. Olsun. Yakında çıkacaksın inşallah. Evet. Avukat olayın kasıt içermediğini, bu yüzden de çıkabileceğimi söylüyor ama ya vicdanım? İçimi nasıl kemiriyor bir bilsen. Bu bir sınav Ruhi. Dayanmalıyız. Bol bol dua et. Sen nasılsın? Geçimliğin de kalmadı. Ağam bir inek verdi bana sağ olsun. Onunla idare edebilirim ben. Sen beni düşünme. Moralini yüksek tut. Kendini yiyip bitirme. Dua et sadece. Yakında kurtulacaksın inşallah. İnşallah gönlüm. İnşallah canım. Alim. Canım. Nasıl yanıyor içim bir bilsen. Allah-u Teala seni cennetine aldı. Ondan hiç şüphem yok. Fakat ananın babanın nasıl yandıklarını düşündükçe benim için bin kat daha yanıyor Alim. Canım kardeşim benim. Ne o? Yaptığınız hatayı anladın mı sonunda? Ağam. Ağam falan deme bana. Sen bana canımdan da yakındın. Ama günahım kadar uzaksın şimdi. Ağam. Ali senin oğlunsa benim de kardeşim gibiydi. Ben de acı çekiyorum. Senden beni geri almanı falan istediğim yok. Ama Ali'nin ölümü bir kazaydı. Ne olur affet artık bizi, ne olur. Tamam. Gel kızım gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yazık oldu be kıza. Aa nasıl da koydu kapının önüne. E haklı adam. İyi gene öldürmedi bunları. O ineğin ağzını niye kapatmış öyle? İnek başkasının otunu yiyip de üzerine hak almasın diye. Bu kadara kadar da düşünmek mi olurmuş gayrı? Gönül öyledir. Ödü kopuyor üzerine kul hakkı geçecek diye. Selamun aleyküm Gönül bacı. Hoş geldin Hakkı abi. Hoş bulduk. Kaç litre bu kova Gönül bacı? 10 litre alıyor ama sen yine de bir tartı ver. E bu bir para etmez ki Gönül bacı. E ne yapayım Hakkı efendi? İnek o kadar veriyor. Canım sen de biraz bir şeyler katsan ya. Nasıl yani? Bak Gönül bacı. Sen daha bu işte yenisin. Lakin köylünün hepsi yapar. Bu sütün içine yarısı kadar daha su katacaksın. Böylece 10 litre süt olacak 15 litre. Nasıl yani? Sonra sen şehre götürüp bu sulu sütü mü satacaksın? Sanki şehirdekiler bilmiyorlar mı bunun böyle olduğunu? Başka türlü biz nasıl geçineceğiz Gönül bacı? Böyle geçineceğime hiç geçinmem ben Hakkı efendi. Hadi selametle. Benden sana süt müt yok. Ben kendim satarım sütünü. Onu kendin bilirsin bacı. Ben senin iyiliğin için söylemiştim. Hadi eyvallah. İşte böyle. İnsanların farklı yönleriyle karşılaşmak beni derinden sarsıyordu. Hele hele hak hukuk bilmemeleri. İnsanların farklı yanlışlıkları karşısında irkilmek güzeldir. Ama bu sarsılma onların yanlışını giderme adına insana gayret vermeli. Yoksa farklılıkları görüp içten içe gizlice ben farklıyım düşüncelerine girmek büyük hata olur. Şeytanın bu hilesine kapılanlar, karşılarındakiler sürekli hatalı ve günahkar olsun ister. Kendi farklı görünsün diye. O yönünü hiç düşünmemiştim. Ama öfkelenme yerine Hakkı Efendi'ye daha başka yollarla nasihatçi olabilirdim. İçte duyulan bir sızı, nefse mal edilen öğüt, yana yakıla ifade edilen nasihat iz bırakır.
Hele hele üslubunda hata edilmemişse, o gün Hakkı Efendi'ye daha güzel bir üslupla hatasını söyleseydin, belki de o huyundan vazgeçecekti. O gün çok öfkeliydim. Kendimce de haklıydım. Üslubumun bile hesabın olacağını hiç düşünmemiştim. Nelerin hesabı sorulmaz ki? Değil yapılanların, elde imkan varken yapılmayanların da hesabı sorulur. Bildiğim kadarıyla hep insanlara bu hesabı anlatmaya çalışırdım. Ama aslında ne kadar çetin bir işmiş. Evet, hem çok çetin, Allah katında çok saygın, seçkin kulların bile ayağının bağını çözecek kadar çetin. Ya kurtuluş? Onun hiç yolu yok mu? Allah'ın rahmeti öylesine tecelli eder ki şeytan bile umutlanır. Fakat rahmetten hisse alabilmek için Hakk'ı hoşnut eden güzellikler yapmak lazım. Aklım erdiğince, dilim döndüğünce hep Kur'an öğretmeye çalıştım. Ama hep çevremdekilere okumalarını tavsiye ettim. Bazı işlerin ecrini kantarlar tartmaz. Oruç gibi sadece Allah rızası için yapılan ibadetler, Kur'an'ı insanlara öğretmek gibi sadece yazılır onlar. Ağırlıkhanesi boş bırakılır. Ya benim okuttuklarım? Onlar nasıl olur sizce? Bilemiyorum. İhlasla ve gönülden yapılmalarına göre değişir karşılığı. Ayrıca Kur'an'a sahip çıkanın dünyada da bereketi eksik olmaz. Evet, benim için öyle oldu. Ben herkese adil davranmaya çalışıyordum. Peki, sen bunun karşılığını görmüyor muydun insanlardan? Bilmem, bunu pek düşünmüyordum. Çünkü sadece sana iyi davranan insanlara iyi davranarak iyi bir insan olamazsın. Sana kötülük yapılmasına rağmen sen iyilikle ısrar edeceksin ki iyiliğin ne olduğu ortaya çıksın. Yani Kadir Ağa sana merhamet etmediği halde sen ona merhamet ediyordun. Elbette. Ben yaptıklarımın karşılığını yalnız Allah'tan umarak yapıyordum her şeyi. Peki Allah sana gönlünden geçenleri veriyor muydu? Evet. Hem de tam umutsuzluğa kapıldığım bir sırada. Niye haber vermedin Ruhi? Keşke gelip ben alsaydım seni şehirden. Bilinmesini istemedim Gönül. Aa, niye? Ne bileyim, korktum. Belki Kadir abi sorun çıkarır diye. Yok, çıkarmaz, korkma. Artık eskisi kadar kötü değilmiş. Alışmış yavaş yavaş. Ne kadar alışsa da beni görünce yine aklına gelir öfkesi. Nasıl yapsak acaba? Bence gidip elini öp, özür dile. Hala ona bağlı olduğunu bildir. Affeder mi dersin? Kadir Ağa kötü bir insan değil. Yufka yürekli bir tarafı var. Seni görünce dayanamaz affeder. Gidip elini öp onun. Affet beni ağam. Bak, adalet beni affetti. Sen de affet. Yoksa bu vicdan azabıyla yaşayamam. Sen de benim gibi olursun işte. Yaşarken ölürsün. Seni anlıyorum ağam. Gerçekten. İçerideyken çok düşünecek zamanım oldu. Ama düşündükçe kahroldum. Senin için ne yapabilirim? Peki içindeki ağırlığı nasıl hafifletebilirim? Söyle bana. Bir yol göster. Bir kefaret söyle. Sana kan parası ödeyeyim diyeceğim ama senin ne paraya ihtiyacın var ne de benim sana verebilecek 5 kuruş param. Bir yol göster ağam. Bir şey iste benden de vereyim sana karşılığında. Bu yükten kurtulalım ikimiz de. O halde
Dinle beni. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ruhi? Ruhi ne oldu? Siz devam edin çocuklar. Tamam. Ruhi? Ruhi? Ne oldu? Bir şey yok Gönül. Yok bir şey. Olmuş bir şey. Gittin mi Kadir Ağa'ya? Gittim evet. Çok memnun oldu. Sana selamı var. Sağ olsun. Aleyküm selam. Ama başka bir şey olmadığına eminsin yani. Eminim Gönül'üm. Eminim canım. Peki kabul etti mi? Evet etti. Etmeyip de ne yapacak? Anlattım ona. Gönül dedim benim kızım gibidir. Ev üzerinde çok hakkım var. Neredeyse bir baba gibi. Buradan borçlusun bir kere dedim. Niye öyle dedin ağam? Hiç evlat babasına borçlu olur mu? Olur tabii. Benim babam bütün bu serveti yapıp bana emanet etmedi mi? Burasını daha iyiye götürmek boynuma borç değil mi? Hem ne diye mirasımı o akrabalara bırakayım ha? Ne diye? Mezarda bile kar olurum o zaman. Sonra dedim durum ortada. Neticede Ali'nin canını sen aldın. E oradan da borçlusun. Son olarak da dedim ki bana bir varis gerek. Ben ölüp gittikten sonra bunca mal mülk heba olur. Bana bir koruyucu lazım. Hay Allah. Kadir ağa bak. O yavruyu senden çok istediğimi sen de bilirsin ama nasıl diyeyim? Mal mülk niye heba olsun? Hayır işlerine harcarsan ya. Yine namın yürür giderdi. Bana akıl öğretme kadın. Ben zaten yapacağım kadar hayır yapmıyor muyum? Soyumun devamı daha önemli değil mi? Soyum sürdü mü? Ben de sürmüş olmayacak mıyım? Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi. Hayatta bundan daha önemli ne olabilir ki ha? Evet. Sonra ne oldu? Ben bütün bunları anlattıktan sonra Ruhi doğacak çocuğunu bize vermeyi kabul etti. Şimdi bekleyeceğiz ve göreceğiz. Gönül'ün ilk doğurduğu çocuk bizim çocuğumuz olacak. Yani ben de yeniden anne olacağım öyle mi? Tabii ya, tabii. Bugün çocuklara Hazreti İbrahim Efendimiz'i anlattım. İsmail kıssasını dinlerken çok heyecanlandılar. Nasıl böyle gözleri kocaman açıldı bir görsen? Öyle mi? Ne güzel. Sen beni dinlemiyorsun. Efendim? Bak işte gördün mü? Dinlemiyorsun işte. Dinliyorum Gönül. Ya niye böylesin iki aydır anlamıyorum ki. Sürekli dalgın, böyle kopmuş, kendinde değil gibi. Yok bir şey Gönül'üm. İyiyim ben. Yoruldum bugün tarlada, hepsi o. Hayır, bir şey değil. Ali de üzülüyor seni böyle gördüğüne. Ne Ali'si? Ali işte, oğlumuz. Nasıl yani? Oğlumuz? Yoksa? Evet, hamileyim. Hem de 2 aylık. Sevinmedin mi yoksa Ruhi? Sevinmem mi Gönül? Sevinmem mi? Çok sevindim. Ne demek ulan anlaşmadan vazgeçtim, ne demek? Ağam, yapamayacağım ağam. Oğlumu veremeyeceğim sana. Bunu gönlüne söyleyemem bile.
Ben anlamam. İki ay önce atı tutarken düşünecektim bunları. Kendin söylemedin mi bana bir yol göster diye? Aha sana yol. Şimdi çıkmış karşıma. Vazgeçtim diyorsun. Hani erkekliğin nerede kaldı senin? Ağam, şimdi karıştırma erkekliği falan. Ne alakası var şimdi? Var tabii. Erkek adam bir söz verdi mi, onun arkasında durur. Senin gibi durup dururken vazgeçmez. Ben durup dururken vazgeçmiyorum ağam. Gönüllü düşünüyorum. Mahvolur, biter üzüntüsünden. Bunu zamanında düşünecektin. Tamam. Çocuk yine senin çocuğun olsun. Ama hiç değilse bizimle birlikte kalsın. Biz de yine burada olalım. Annesi de sanki süt annesiymiş gibi olsun, ha? Öyle gibi olsun. Olmaz. Siz onunla birlikte olunca sizden etkilenir. Oysa onun tam bir ağa çocuğu gibi yetişmesi gerek. Sizin gibi köylü ruhlu olmasına tahammül edemem. Ağa oğlu dediğin asil olur. Bir asil gibi yetiştirilmeli. Tamam, anlaştığımız gibi. Artık sözünden dönemezsin. Yoksa ben de tıpkı senin bana yaptığın gibi senin çocuğunu yanlışlıkla öldürebilirim. Anladın mı beni? O çocuk benim olacak Ruhi. Gönül'ün doğurduğu çocuk benim olacak. Yeter Gönül abla, ağlama artık. Nasıl ağlamam Sibel? Baksana, fen lisesini kazanmışsın. Ne kadar büyük bir şey kazanmışsın kızım. İftihar ediyorum seninle. Senin sayende Gönül abla. Bana yıllardır sen ders çalıştırdın. Sınava girebilmem için annemle babamı sen ikna ettin. Sen olmasaydın başaramazdım ki. Sen çok akıllı bir kızsın Sibel. Allah senin okumanı istiyor. Ben olmasaydım başka birisini çıkartırdı karşına. Fakat Allah bu hayrı bana nasip etti, şükürler olsun. Ben gidiyorum. Yarın sabah erkenden. Hakkını helal et. Ne demek kızım? Ne demek Sibel'im? Eğer bir hakkın varsa üzerine de helal olsun. Çok çalış derslerine, tamam mı? Hı-hı. Hiç boşlama. Oku okuyabildiğin kadar. Tamam. Bizim bir faydamız olmadı memlekete. Bari senin olsun kızım. Tamam, tamam. Vay vay ya, vay bu... vay vay vay. Maşallah. Kızıma bakın benim be. Ne ağası kızım? Baban o senin baban. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi gücendim. Yani bize bu güzel haberi bu kadar geç verdiğin için çok gücendim. Ne bileyim, Ruhi söylemiştir diye düşündüm. Neyse, öğrendik ya sonunda. Hadi hemen hazırlanın. Efendim? Kızım gidiyoruz. Hazırlan hadi. Nereye? Bize güzel kızım. Baban her şeyi hazırlattı. Doğumu bizde yapacaksın. Ya. Ama Ruhi? O kadar hazırlanmışlar Gönül. Hem çok da istiyorlar. Kırma bence onları. Hem geçmişteki o acı günleri de unuturuz böylece. Ya. Siler atarız hepsini. Hadi sen hazırlan bakayım hadi. Hadi. Babacığım. Hadi hazırlan bakayım hadi hadi. Hı. Hadi kızım hadi. Ağam, bari birkaç ay kalsa bizde, sonra versek. Olmaz Ruhi, hemen. Ağam, birazcık hasretini gidersin bari. Anasından böyle ayrılır mı yavrum? Eğer kokusunu alırsa bir daha bırakmak istemez. Bir an önce olup bitmeli her şey. Ne kadar gaddar bir adamsın sen böyle. Utanmıyor musun? Ulan! Ulan sen kiminle konuştuğunun farkında mısın ha? Haddini bilmez. Ağayım ulan ben, Kadir ağayım. Aile böyle mi konuşulur lan? He? He? Ağam müjde. Nur topu gibi bir oğlan oldu. Hay maşallah. Kadir Ağa'ya da böylesi yaraşır. He. Al canım. Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun. Ali, bu benim oğlum mu? Ali. Ali mi bu benim? Ver bakayım onu. Ne oluyor? Canım oğlum. Ne oluyor? Niye onu alıyorsun benden Zeynep anne? Bir tanesi güzelim. Almayın benim oğlumu. Geri verin. Zeynep anne.
Hayır! Olamaz! Hayır! Hayır! Ah, yavaş. Amanın. İşte bu benim oğlum. Benim oğlum. Oğlum benim. Anam benim. Canım benim oğlum. Çek. Çek dışarı. Bırakın çek. Beni. Bırakın. Çek, yürü. Ağam. Ne olur. Yürü. Sana yalvarıyorum ağam. Sen de o evlat acısını biliyorsun. Aynısını bana yaşatma ne olur ağam. Onu kocana söyle. Biz onunla yaptık anlaşmayı. Hadi. Ne? Ne diyor bu adam Ruhi? Ne diyor bu adam? Dinle beni Gönül. Ne anlaşması bu Ruhi? Anlat çabuk. Beni ona el öpmeye gönderdiğin gün... Ağam dedim ona. Vicdan azabım çok büyük. Bir şey yapayım senin için. Hakkın kalmasın üzerimde. Yani vicdan azabından kurtulmak için benim oğlumu mu sattın Ruhi? İnanamıyorum buna Ruhi. İnanamıyorum. Dur Gönül. Gönül dur. Hayır satmadım. Sonra gidip vazgeçtiğimi söyledim. Ama tehdit etti beni. Çocuğu öldürürüm dedi Gönül. Sen benim oğlumu başkasına nasıl verirsin Ruhi? Bir yavruyu annesinden ayırmak hangi vicdana sığar? Bunu yapacağını beni öldürseydin daha iyi değil miydi? Yavrum olmadan benim için hayatın bir anlamı kalır mı Ruhi? Bir anneyi böyle perişan etmeye hakkın var mı senin? Sen oğlumu ayırdın benden, beni öldürmekten beter ettin. Ya şimdi ben seni öldürürsem Ruhi? Ha? Bunu düşünemedin mi? Ya kesiverirsem gırtlağını? Hayatımda ilk kez nefret duygusunun ne olduğunu o sırada tattım. Bir anlıktı bu. Sonra bir daha kimseye karşı duymadım öyle bir şey çok şükür. Fakat o anda neredeyse nefretin kendisi oldum. Allah hiçbir şeyi boş ve hikmetsiz yaratmaz. Nefret gibi, öfke gibi duyguların hedefi kötülük ve yanlışın kendisidir. Yanlış yapanın değil. İnançlı bir vicdan kötü olana nefret duyar. Kötülük işleyene ise acır, merhamet eder, ıslahı için gayret sarf eder. Gerçi Allah'ıma çok şükür beni korudu. Yanlışım uzun sürmedi. Elimden bir darp, bir cinayet çıkmadı. Ama sonuçta bir anneydim. Evladım da benim emanetimdi. Evladına karşı bu kadar heyecan duyman, emanet olma düşüncesiyle mi yoksa annelik zaafıyla mı oluyordu? İkisi de. Ama ne fark eder ki? Emanet diye duyulan heyecan, emanet sahibi hatırına olur. Manası derinleşir. Sevgi yücelir. Cennet o annenin ayakları altına serilir. Kendi zaafının ekseninde sevgiyi tatmaksa, gerçekte nefsini sevmektir. Bu da evlatla imtihan için bir davetiye çıkarmak gibidir. Aman Allah! Bu hesap hiç beklemediklerimle dolu. Kalbimin derinliklerinin sorgulanmalarıyla dolu. Ne desem bilemiyorum. Ayrıca evladım için her kararı vermeye de kendimi yetkili göremiyordum. Hangi kararı? Evladımın sorumluluğu bana aitti. Dinini, imanını öğrenmesi için annesinden daha sıcak bir ortam olamazdı. Ama Kadir Ağa da ona epey imkan verecekti. Beni asıl korkutan da oydu. Ağalık ahlakıyla yetiştirecekti onu. Namını, şerefini yürütmek için baskı aracı yapacaktı. 3 günlük dünya için sonsuz bir hayatı karartacaktı. Bu endişelerinde samimiysen karşılığı büyük olur. Samimiyetimi tartacak bir kantarım yok. Ümit ediyorum ki niyetim iyiydi. İnsanın niyeti amelinden hayırlıdır. Kaldı ki Allah
kimseye kaldırabileceğinden fazlasını yüklemez. Gelen her yük sabırla insanı yoğurur. Buralara layık hale getirir. Zaten her sıkıntı içerisinde tarif edilmez bir sabır verdi Rabbim. Acıların içerisinde şeker, şerbet tatlar tattırdı. O günlerde Allah'ın büyüklüğünü bir kez daha kavradım. Fakat yine de Allah'ın bana bahşettiği sabra rağmen oğlumu benden ayırmaları kaldırabilecek gibi değildi. Aslan oğlum benim be! Aslan parçası! Bana bak oğlum, bütün buraların ağası sen olacaksın. Her yere benim oğlum hükmedecek. Koçum benim. Ağam, daha çok küçük o. Dur, böyle dışarıları çıkartmak olmaz. Ne olacakmış benim oğluma? Hiçbir şey olmaz. Burada duracak, babasının yanında. Al. Aslan oğlum benim. Çocuk burada duracak da babası nereye gidiyor? Onun babası ağa. Çok işi var. Kahya! Kahya! Buraya gel. Kahya! Kahya! Oo, canım Zeynep. Benim, güzelim. Zeynep, seslen şu Kahya'ya. Tamam, tamam. Kahya! 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 Kahya, neredesin? Oğlum. Hadi Ruhi. Çabuk ol, acele et. Hemen kaçmamız lazım. Gönül, saçmalama. Hem bulurlar bizi. Kaçamayız hiçbir yere. Sen istersen gelme. Ben gidiyorum. Oğlumu göz göre göre onlara bırakamam Ruhi. Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Alın şu bebeği. Dur şu. Versin. Hayır, ne? Hayır. Bırak. Bırakın oğlumu. Nerede? Bırakın. Abi istiyorsun bizi. Yeter ha! Yeter! Çekil. Bana bakın. Yapma. Bir daha bu çocuğu benden almayı düşünmeyin ha. Yemin ediyorum, tahmin edemeyeceğiniz şeyler yaparım size. Anladınız mı? Zaten oğlanın nüfusumu aldırdım. Artık kime gitseniz çaresi yok. Size iki gün müsaade. Üçüncü gün bu köyde olmayacaksınız. Bari kendi canınızı kurtarın. Anlaşıldı mı? Ver oğlumu bana. Bir daha görmeyeceğim sizi burada. Gerizekalı kadın. Bir çocuğa sahip çıkamıyorsun. Ama Kadir abi ben tamam, o sırada... Tamam, kes, kes. Gel buraya. Kahya, bundan sonra bu bebe sana emanet. Eğer bir şey olursa senden bilirim. Peki ağam. Hadi, şimdi yat ızıbarın. Allah'ım aklımı oynatacağım. Allah'ım yalvarırım bana bir yol göster. Dur gönülüm. Dur. Bir yatışsın şu hadise ha? Ne yatışması Ruhi ya? Ne diyorsun sen ya? Adam bizi köyden kovuyor. Çocuğu da üstüne yapmış zaten. Polise de gidemeyiz. Nasıl verirsin onlara oğlumu Ruhi? Nasıl? Ali! Oğlum! Canım! Çocuklar, çok fazla vaktiniz yok. Hadi hemen ayrılın köyden. Böyle bir şeyi niye yapıyorsun ki Kahya? Niye getirdin çocuğu bize? Sizin acınızı benden iyi kimse anlayamaz. Çünkü aynı şeyler benim de başıma geldi. Nasıl yani? Çocuklar, Kadir Ağa kısır. Çocuğu olmuyor. Ali, benim çocuğum. Benim de oğlumu aldılar elimden.
Aman Allah'ım. Hadi. Gidin hemen. Bulduğu yerde öldürecek sizi. Allah senden razı olsun Kahya. Bebeğe bir bakalım. Bebek. Bebek yok. Zeynep. Kahya. Zeynep. Bebek yok. Kahya. 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 Buyur ağam. Ulan bebek yok. Bebek nerede? Çocuğu gerçek sahiplerine verdim ha. Ne? Kendi oğlumun acısı yıllardır içimi kavurdu. Başkası da aynı acıyı çeksin istemedim. Kusura kalma. Benden bu kadar. Ne diyorsun ulan sen? Aa! Kolay mı lan bu işler? Gel hadi. Hadi. Çabuk. İşte sağa sola ateş etmeye başladı bile. Ne yapacağız Ruhi? Kendimden değil de oğlana bir şey olacak diye korkuyorum. Burada ayrılacağız gönlüm. Ben geride kalıp onlara şaşırtmaca vereceğim. Sen de otobüs yoluna ulaşıp kasabaya ineceksin. Yarın öğlen Akça Camii'nin bahçesinde buluşuruz. Tamam Ruhi. Hakkını helal et. Sen de gönlüm. Vezel. Buyur ağam. Yeni kahyam sensin. Adamları sen yönlendireceksin. Baş üstüne ağam. Şimdi üç kola ayrılacağız. Biri bir şey buldu mu diğerlerine haber verecek. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Celal, hiç sanmıyorum ama bir ihtimal sen gidip evlerini kontrol et. Tamam ağam. Hadi şimdi dağılın. Kadir Ağa'nın elinden kim kaçabilirmiş? Gösterelim şunlara. Bu taraftan mı gidelim oğlum ha? Evet bence de. Duydunuz mu? Şu taraftan geldi ağam. Gidin bakın. İşte kaçıyor. Buraya gel. Dur. Dur. Odama. Hadi. Yürü. Hadi. Yürü. 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 Ulan söyle bebek nerede? Asla bulamayacağım bir yerde ağam. Konuş ulan. Konuş bebek nerede? Konuş. Ağam. Söyleyemem. Yapamam. Zaten senin yüzünden elimi kana buladım. Mesele artık gurur meselesi oldu benim için. Ve sana yemin ediyorum tetiği çekerken hiç tereddüt etmem. Ve sen de biliyorsun ki gönlü nasıl olsa bulurum. Hiç değilse karının ve kendinin hayatını kurtar. Gönüle bir şey yapmayacağına söz veriyor musun ağam? Herkesin önünde söz veriyorum. Kimsenin canına zarar gelmeyecek. Seninkine de karınınkine de. Hadi söyle şimdi. Nerede karın? Ah.
yapıyorsun abla? Bilmem lazım bu otobüse. Olmaz, yer yok. Yemin ediyorum indiririm otobüsün camlarını. Gelsin tamam. Çabuk. Tamam gel ama merdivende gidersin. Tamam tamam çabuk. Tamam abi. Arkaya abla, arkaya. Oturdu mu? Ayakta gitmeyelim. Tamam abi, oturdu. Hadi. Ağlama. Ağlama yavrum. Gönlün bindiği otobüs bu muymuş? Herhalde budur ağam. Verilen tarife uyuyor. Neyse, dursun da bir bakalım. Yine durduruyorlar otobüsü usta. Kim bu adamlar ya? Silahlı milahlı. Kızım kaçtı, onu arıyorum. Kucağında da bir bebek olacaktı. Konuşsanıza ulan! Abi, ne biliyorum? Bizim için hepsi yolcu bunlar. Sattırın ulan burayı! Canınızdan yani, mı olacaksınız yoksa? Ağam, ağam kaçıyor. Yürüyün. Dur. Dur, kaçma. Alim, korkma Alim. Kurtulacağız biraz sonra, ha? Az kaldı, korkma. Çok şükür, çok şükür. Bak kaybettirdik izimizi. Biraz sonra baba gelip bizi aşağıdan alacak, ha? Tamam mı? Şimdi ağlama oğlum, tamam mı? Güzel oğlum benim, Alim. Gönül. Hayırdır? Nereye? İmdat! İmdat! Kurtarın beni! İmdat! Dur bakalım. Ağam! Ne olur. Yalvarırım, bana bağışla oğlumu. Ne olur. Benim oğlum o. Alma oğlumu elimden. Olmaz Gönül. O benim oğlum. Senin oğlun değil. Ver onu bana. Yapma ağam. Yapma. Olmaz Gönül, olmaz. O benim oğlum. Yapma. Dur Veysel. Al şu bebeği. Ver. Yapma. Yapma ağam. O benim oğlum. Ne olur bana sabır ver. Geri verin oğlumu. Ver. Ver bebeği ver. Buyur ağam. Öldürdük mü yoksa kızı? Evet ağam, ölmüş. Aptal kız, aptal. Kendini öldürene kadar uğraştı. Neyse, ben de oğluma kavuştum işte. Aa, tamam oğlum, tamam. Ağlama geçti. Artık babanın kucağındasın. Aa, bir çukur aç Veysel. Gönlünün cenazesini göm oraya. Baş üstüne. Ben de şöyle kestirmeden köye dönüyorum. Hadi. Tamam. Hey, dur. Bebeği yere bırak ve çekil. Ha? Tutuklusun. Siz nereden çıktınız ha? Ben haber verdim ha. Dur. Kıpırdama. Şükürler olsun. Kadir Ağa cezasını bulmuş. Birinin ceza bulmasına şükretmek, inançla gerilmiş bir gönlün ifadesi olabilir mi?
Yanlış yapana acımak, merhamet etmek gerekmez mi? Aman Allah'ım. Yine yanlış yaptım. Herhalde sona geldim. Ne görüyorsun bu noktada? Evladımı merak ediyorum. Ne olur onun hali? Artık sorumluluk senden kalktı. Allah ona bir vesile bulup niyetince sana faydalı kılacaktır. Defterim oğlumdan yana açık kalır mı? Ümid ederim Allah o defteri açık eder. Bir de şu anda her şeyi fark eder gibi oluyorum. Neleri fark ediyorsun? Yaptıklarımı. Mesela ibadetlerimin hiçbirisini aksatmadım. Onlar zaten sana verilen nimetlerin karşılığında o nimetleri verene karşı bir şükran borcu olarak yapman gerekenler değil miydi? Evet. İbadetlerimiz varlığımızın sonucu, fıtratımızın da gereğidir. Ayrıca kul hakkına da elimden geldiğince dikkat etmeye çalıştım. O da yapman gereken vazifelerinden değil miydi? İnsan öyle yaptığı sürece mizan başı hesaplaşmalardan kurtulur. Ama onları da ihlas ve samimiyetle yapabilirsem öyle değil mi? İçine riya, gösteriş katılan her şey pas kapmış demir gibi olur. İçten içe çürür gider o yapılanlar. İşte bu noktada halimi bilemiyorum. Bir de dilim döndükçe hep bir şeyler anlattım insanlara. Yaşadıklarını mı anlattın yoksa bildiklerini mi? Orasını tam olarak bilemiyorum. Yapmadığını söylemenin büyük vebal olduğunu hep biliyordum ama... Hem de ne vebal. Nice şeklen doğru işler de vardır ki bir paçavra gibi sahibinin yüzüne savrulacaktır burada. Bu iş çok çetin. Ne olacak benim halim? Kul hakkına çok dikkat ettin. Hayvanlarının bile ağzını bağladın. Onu çıkarmak istemez misin tartıya? Bilemiyorum. Ya gizli gizli farklı görünme duygusunun içine kapıldıysam, pas kapmış demir gibi erittiysem o hayrımı? Ümidini mi kaybediyorsun? Hayır. Ama bu ulu divanda yalan olmaz. Yaptıklarımı, hepsini, ama hepsini görüyorum. Bir şeyleri öne çıkarıp onu şefaatçi yapayım istiyorum. Ama o işin hakkını verdi mi bilemiyorum. Burası sürprizler diyarıdır. Hiç umulmadık bir iş çıkıverir karşına. Sarar, sarmalar seni. Taşır güzellikler yurduna. Ah keşke, keşke diyorum. Hatta imkan olsa yine dönsem geriye. Daha temiz, daha güzel bir hayat yaşasam. O kapı kapandı. Mahsi kapandı. Ya gelecek ne olacak? Çok üzülüyorum. Bittim. Çok korkuyorum. İnsan olmak ne kadar zormuş Allah'ım. Keşke, keşke toprak olsaydım Allah'ım. Bitki ya da hayvan olsaydım. Ne olacak bu halim? Tutmazsan elimden ben kaybederim. Kurtar beni. Tut elimden. Yaptıklarım yetmiyor. Medet sultanıma, ne olur. Ve Subhanallah, ne müthiş bir şey. Kur'an kendine sahip çıkana nasıl kol kanat geriyor? Ateşler arasına nasıl da kol kanat geriyor? Kudret kaleminde ömür mürekkebi sona erdi. Sonsuza uzanan bu büyük buluşmada kimseye haksızlık yapılmadı, zulmedilmedi. Verilen güzelliklerse
lütfedildi, ihsan edildi. Allah'ım, ne lütufkarsın. Kur'an'ı gönderen de sensin. Peygamberimizi rehber eden de sensin. Aziz kullarını, Efendimizle, Kur'an'la sultan yapan da sensin. Şükür sana, minnet sana Allah'ım.